Sevgili Tamer Levent. Sevginin durduran duman. Diyelim Mars'a giden ilk insansınız. Oradakileri, sanatı, evet'i nasıl anlatırsınız? Çok güzel bir soru. Tam düşünme biçimi. Şimdi mesela bunu normal şartlarda söylesek, karşımızdaki bir insan diyebilir ki, ya sen delirdin mi? Nasıl böyle bir soru soruyorsun? Yani nereden çıktı bu? Başımıza iş çıkarma. Şimdi bak, yemek içmek durumu var. İşte insanlar pazar yerlerinde atılmışların içerisinde elma topluyor, çürük domates topluyor. Şimdi böyle bir dönemde sorulacak soru mu? Değil mi? Böyle bir şartlamışlığımız var. Oysa yaşamımızda çözümler bulmak zorundayız. Değil mi? Çözümler bulmak ve üretmek ve de bunları düşünmek, hayal etmek. Çözüm, yani bir tür sistem arayışı. Dolayısıyla sistem arayışında da bizim Mars'a gitmek gibi şeyler düşünüyoruz. Ya. Neden olmasın? Değil mi? Neden bunu biz sistemleştiremiyoruz? İnsana niye çok değer verip onun yaşam standartlarını, yani minimumdan en gelişmiş düzeye kadar bir ortalama, yani bunları matematiksel olarak çarpıp bir ortalamasını bulmamız lazım. İşte bunun için düşünmek lazım. Halbuki biz düşünmeyi zaman kaybı olarak görüyoruz. Evet, şimdi Mars'a ilk giden insan ben olsaydım. Ve önce şunu düşünürdüm. Mars'ta acaba kimler var? Değil mi? Kimler? Mesela bir belki yanıma 2 kiloluk bir baklava tepsisi alıp giderdim. Mars'ta birileri varsa ikram edeyim. Bak bu ne demek? Görüyor musunuz bunun tadını, anlar mısınız? Yani. Şimdi ne Mars'ta, mesela Mars'ta hayat varsa şu anda bu insanların nasıl yaşadığını merak ediyorum. Mesela bunlar da, çünkü bizde bir de şöyle bir şey var. Bir insan kendisi nasıl yaşıyorsa bazen başkalarının da aynen kendisi gibi yaşadığını zannediyor. Değil mi? Mesela adam akşam eve gelip pijamasını giyip televizyonun karşısına geçiyorsa ve televizyonun karşısına geçtiği andan yatıncaya kadar olan süre içerisinde tek uğraşısı, tek derdi o televizyonu pijamayla izlemek ve rahat etmekse, zannediyor ki bütün insanlar o saatte pijamaları giyip televizyonun karşısına geçiyor. Bu biraz uç bir örnek oldu ama farkındalık için söylüyorum. Değil mi? Yani buradan başlayıp başka noktalara da indirgeyebiliriz. Nasıl? Ama ilk olarak şöyle sorumu aslında genişletmeyi düşünmüştüm ben. Ve işte hayat varsa ya da hayat şöyleyse, böyleyse diye bazı şartlar öne sürmek istemiştim. Ama tam dilediğim yolda ilerliyor yanıtınız. Size bıraktım. Yani hayat yok bile diyebilirdiniz yani. Yok, ye diyeyim. Yani, ama diyeyim. O da bir seçenek olarak bırakmak istemiştim. Ha, yani bundan emin değilim ki, ben NASA'nın yaptığı çalışmaları biliyorum. Hatta NASA şimdi bir şey bilmiyor olsaydım öyle derdim. Bir de eskiden merih diyorlardı. Dedelerimiz, nenelerimiz merihi biliyorlar. Ama mesela şöyle şeyler de var değil mi? NASA'da bir takım uzaylı insan, uzaylı yaratıkların şeyleri var, kopyaları var. Hatta belki orijinalleri var deniyor. Yani değil mi? Dondurulmuş vaziyette ya da her şekilde. NASA'nın bize her şeyi açıklamadığı söyleniyor. Açıklamadığı söyleniyor. Dolayısıyla yani birdenbire, ama NASA'nın açıklamadığı şeylerin ne olduğunu merak ettiriyor NASA bize, değil mi? Böyle şeyler var diye. Öbür taraftan ben buna kapalı değilim. Yani bilmem nerede bir adam Venezuela'da bir tarihte bir uzay mekiğine resim çektiğini, onun resmini çektiğini söylüyor. Bilmem başka bir kişi, X kişisi bir uzaylıyla karşılaştığını söylüyor. Bunlar bu kişilerin kendi varlıklarını kanıtlamak ve dikkati çekmek için yaptığı işler de olabilir. Ama bu illüzyonun neden böyle bir illüzyona kapıldığımızı düşündüğümüz zaman, ya varsa, değil mi? Hemen bunu reddetmek değil de, ya varsa ne oluyor o zaman? O halde ya varsadan hareket edip bir düşünme sistemi kuruyoruz, değil mi? Bir düşünme biçimi oluşturuyoruz. Mesela bir tanesi ya varsa deyip baklava götürebilirim. Yani bir tepsi baklava, değil mi? Bir bakarım kimse yok. Ne yapacağım? Orada oturup kendim mi yerim onu? Kaç gün kalacaksam belki sıkıştırılmış haplar ve besinlerin yanı sıra arada bir tane baklava yiyeceğim.
filan. Ama diyelim ki karşılaştık böyle bir insan. Ha, onlar mesela arkaik çağda insan başka bir insanla karşılaştığı zaman da ürküyor, korkuyor değil mi? Düşün, ilk insan. Önce korkuyor birbirini. Çünkü tehlikeli buluyor. Çünkü esasında kendi fizyonomisini de tanımıyor. Kendi yüzünü, kendi vücudunun nasıl vücut olduğunu da tanımıyor insan. Çünkü ayna yok, görmemiş fiziği. Başka bir insanı görünce esasında ayna olsa arasında benzerlikler olduğunu da kurabilecek. Ama onun görmediği bir figür olduğunu düşünerek belki de korkuyor onu. Suya da bakmayı öğrenmemiş herhalde. Suya bakma hikayesini anlatmıştım sana değil mi? Yok, bu anlatmadınız da yani diyor. Anlatmadınız, lütfen anlatın ama yani hem ayna yok, bir yandan da suda görebilir kendini ama onu düşünememiş mesela. Ya da görüyor fakat tanımlayamıyor ne yaptığını. Tanımlıyorum, evet. Yani böyle bir hikaye var. Onu da başka bir yer var. Yani Afrika'da bir insan tek başına dolaşırken suda kendi görüntüsünü görüyor ve onu başka bir yaratıksa onunla konuşmaya, onunla mücadele etmeye kalkıyor. Ve sonra oradan bir dans çıkıyor mesela. O suyun başında. Çünkü bu adam ne yaparsa o da onu yapıyor. Ve ona önce anlamıyor. Sonra sinirleniyor. Sonra onu öldürmeye kalkıyor ama bakıyor o ne yaparsa o da onu yapıyor. Sonra da sevmiş onu. Daha önce burada sevmiş. Çünkü kendi figürünü bile tanımıyor değil mi adam? Dolayısıyla biz de uzaylı figürünü tanımadığımız için önce neyle karşılaştığımızı, neyle karşılaşırsak karşılaşalım, onu anlamaya açık olma kafasıyla yürütmüş olmamız lazım. Değil mi? Bunlar o E.T. gibi adamlar da çıkabilir karşımıza. Ben bir filmde doğru. E.T. var ya bir tane. Ya da bildiğim bizim gibi insanlar da olabilir. Bizim gibi insan da çıkıyor. Şimdi biz korkacak mıyız ondan? Ya da orada hemen anksiyeteye mi kapılıyoruz? Ulan bu benim bildiğim bir insan figürüne benziyor. Acaba bunun arkasında başka biri mi var? Ne var filan da diye düşünüyorum. Beyin bize ne kadar gelişmişse o kadar bir sürü şey düşündürme alanına sahip. Beyin. Neuroscience. Beyin bilimi dediği için. O halde netice itibariyle biz onlarla diyalog kurmaya çalışıyoruz. Ve diyalog kurmaya çalıştığımızda önce basit cümlelerle donduk mu acaba? Donduk mu? Arada donuyor gidiyor ama herhalde idare eder kayıt. O zaman onlarla diyalog kurmaya çalışıyor. İşte ne der Türkiye'den, yani dünyadan giden bir insan? Merhaba, nasılsınız? Ben işte Tamer, siz kimsiniz? Falan gibi laflar da olabilir belki o şaşkınlık için. Ama karşıdan gelen cevap, yani etki ve tepki hadisesinde biz uzaya gidecek kadar gelişmiş olanaklara sahip bir insansak o insan, o karşımızdaki figürün de ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalıştığımızda onu anladığımız için ondan gelen reaksiyonuna uygun bir reaksiyonu karşı tarafa verebilirsek o zaman aramızda bir diyalog gelişebilir. Eğer o da benden korkuyorsa zaten o diyalog gelişmez. Hemen beni tutuklayıp kazana koyup altına ateş yakmaya çalışıyor. Değil mi? O eski seyyahların Afrika'ya gittiklerinde başına gelen. Öyle insanlarsa tabii. Ama düşman bellerse, yani tanımadığı bir figürü düşman bellerse onu yapabilir. Ama daha önce dünyaya gelip gitmişlerse ve tanıyorlarsa belki de bizim bütün iç dünyamızın ve dış dünyamızın, iç ve dış yani düşünce ve davranış biçimimiz hakkında bir fikir sahipleri ise, sahibi iseler, onlar da bize belki çok beylik ve klişe, hani yabancı dil öğrenenin ilk defa birbirine söylediği laflar vardır ya, nasılsın? Çok güzel, çok güzel değil mi? Hani senin dilinden bir şeyler söylüyor değil mi o? Sen de diyor, sen Türkçe biliyorsun ya filan dersin o zaman, değil mi? Yok biliyorum çok güzel filan dersin mesela. Şimdi böyle bir diyalog da başlıyor. O da öyle bir şeyler söylemeye başlıyor. İşte biz de ona karşılık bir şeyler söylüyoruz. Fakat bu arada bu bir tanıma, yani
tanıma maçıdır. Küçük bir maç bu ya. Değil mi? Küçük bir iletişim. Oyun. Johan Huizinga'nın dediği gibi oyun oynuyoruz. Ne yapmak? Oyunun kuralları var ve birbirimizi tartıyoruz bu konuşmalar içerisinde. Sonra bakıyoruz, diyalog kurabiliyorsak zaten bir karşılıklı çaba var demektir ki bu da sanattır. O çabayı göstermek. Çünkü ben seni anlamaya çalışıyorum. O beni anlar. Sen beni anlamaya çalışıyorsun. O halde tık 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 bir şeyi üst üste koyarak geliştirmeye başlıyor. Ama sen beni anlamıyorsan, ben sana dünyanın en güzel lafını bile söylesem, o zaman bana kızıyorsun. Konuşma diyorsun. Ah canım, niye öyle dedin? Gel sana bir sarılayım diyorsun. Dokunma diyorsun sen, değil mi? Ya yani. Ya dur, sakin ol diyorsun. Sen karışamazsın benim dediğime falan diyorsun. Şimdi burada diyalog kurulamıyor o zaman. Eğer onlar böyle insanlarsa, onlara şunu, yani bir yol bulup sanata evet'i anlatmaya çalışıyorum. Derim ki ya neden öyle yapıyorsun dediğim zaman da kızacak. Peki o zaman şunları elemeye başlıyorum. Neden öyle yapıyorsun? Neden sinirleniyorsun? Ben düşman değilim falan gibi şeyleri söylemek yerine bir davranış icat etmeye çalışıyorum. Yani ne bileyim, dünyadaki uzlaşma lafı bize kötü bir kavram bu anlaşılıyor ama dünyadaki bütün insanların birbirleriyle uzlaşabilme ve iyi niyet belirtisi gösterebilecekleri seçenekleri araştırıp kafamda onların bir sentezini bulup karşı tarafa öyle hitap etmeye çalışıyorum. Belki ona saygı gösterdi, saygı duyduğumu anlatmaya çalışıyorum. Mesela o Afrika'ya ilk giden Avrupalı seyyahlar ya da kaşifler de onlar kendilerinden korkmasın diye oralarda öyle davranışlar göstermişlerdir. Ama buna rağmen kazana atılanlar olmuştur belki. O kazan hikayesi ne kadar doğru değil bilmiyorum ama yani bir karikatür gibi söylüyorum. O halde iletişim kurabildiğimiz zaman karşı tarafın reaksiyonlarından onların yaşamlarında sanata evet'i ne kadar uyguladıklarını anlayabiliriz. Eğer uygulayamıyorlarsa o zaman bir iletişim kopukluğu var demektir. O iletişimi çözmeye çalışıyorum. O iletişimi çözebildiğim ölçüde eğer onlarla anlaşabiliyorsam ve de belli bir şeyler gelişebiliyorsa zaten o bir sanata evet olgusudur. Yani değil mi? O birliktelik bir sanata evet olgusudur. Dolayısıyla onlara, belki ben onlara sanata evet'i anlatacağım derken onların bana duyduğu güven sonucunda belki onlar bana çok gelişmiş bir sanat devleti anlatabilir. Ya sanki bana çok büyük olasılık bu geliyor. Evet. Bu ya olabilir. His sezgi olarak. Eğer ömrümüz yeter de bir ulaşım sağlanırsa aramızda bir iletişim. Yani Merilililerin sanki bize sanatı evet'i anlatabileceklerini hissediyorum yani. Anlatabilirler. Yani ben onlara bunlar sanatı evet'i bilmiyorlar filan diye bir aşağılayıcı ya da onları küçük görücü tutumla yaklaşmamalıyım diye başladı, değil mi? Bugün seninle konuştuk mu bilmiyorum. Yani sabahleyin bir telefon konuşması yapmıştık. Mesela şunu görmüştüm. Bir sokakta yürüyüş yapıyorduk Kapadokya'da. Bir oyuncu hanım arkadaşı, kız arkadaşımız vardı yanımda yürüyüşte. Karşı tarafta 4 tane köpek bizi havlayarak saldırmaya başladı. Bunu söylemiş miydin zaman? Yok, söylemedim. Sürekli telefon konuşmaya böyle örnekler anlatıyor. Neyse bu. Bisikletli bir şey anlatmıştınız. Bunu değil, yine köpeklerle ilgiliydi o da. O eski hikaye. Bunu anlatayım şimdi. Bizim arkadaşımız bize saldıran köpeklerin canım diye gitti üzerlerine. Onların kafalarını sevmeye başladı. Onlar bayağı sarıldı filan sonra. Bu köpeklerin hepsi oturdular ve kuyruklarını sallamaya başladı. Şimdi o zaman bir anda şunu düşündüm. Yani ben de seviyorum hayvanları tabii ama mesela saldıran birisine hani hemen defans göstermek eğilimi vardı bizde, değil mi? Yani işte yerden taş almak, eline bir sopa geçirmek filan gibi. Ama böyle davrandığı zaman o köpekler oturdu aşağıya. Sevgi sanatı yapmış. Sevgi sanatı yapmış, evet. Şimdi dedim ki demek böyle bir şey var hayatta ve biz bunu insan yaşamında kullanamıyoruz. Ama mesela bu kız köpeklerle olan iletişiminde bunu çözmüş.
Niye bizler ısırabilir en azından karşındaki insanın bir medeni bir şey gelişmişliği varsa, şu aşırı bir öfkeli bir arızalı durum yoksa ısırma ihtimali de yok. Evet, sevgi sanatını konuşturabiliriz. Evet, ne kadar enteresan bir şey. Ama biz bunu düşünmüyoruz. Yani bu bile, buna estetik biliminde impulse deniyor, dürtü. Yani bana bunu düşündü. Neden biz bunu insan hayatında uyguluyoruz diye. O bakımdan baktığımızda mesela işte köpek bugüne kadar pek saygı duyulan bir yaratık değildi belki toplumda. Urfa'da bir çekim yaparken şunu da görmüştüm. Küçük köpek yavruluğuna oradaki küçük çocuklar tekme atıyorlar. Duvara çarptı. Hangimiz daha iyi duvara çarptı? Bu da yaşamın içindeki vahşilik yani. O da onlara doğal geliyor çünkü. Doğal gelen o. Değil mi? Yani Mars'ta da eğer oranın yaratıkları, Mars şeyleri, sakinleriyle karşılaştığımızda nasıl bir takım sakinler olabilir? Local persons, oranın lokal sosyetesi diyelim bunlara, kişileri. Onlarla karşılaştığımızda ben de önce diyalog kurmayı denedim. Diyalog kurmada onlar da diyalog kurmaya ama onlara düşmanca davranıp onlardan korkarsam onlar da kendilerini korumaya geçebilirler. Değil mi? O zaman iletişim sanatı ve sevgi sanatını kullanacağız. Evet, iletişim sanatı ve sevgi sanatını. O zaman bakarsın ne olur? Onlar da eğer seni doğru anlıyorlarsa bu sefer sana misafirperverlik göstermeye başlıyor. Kendilerini tanıtmaya başlıyor. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar falan, değil mi? Sen de bazı şeyleri burada hayal gibi düşündüğün bazı şeyleri orada gerçek olduğunu görebiliyorsan şaşırabilirsin. Aa, ben bunu düşünmüştüm, siz yapmışsınız. Aa, ne kadar enteresan falan diyebilirsin. Bazı yer ama bak burada hata var. Ben bunu öyle düşün. Burada öyle yaşamadığın halde onların hatasını da bulabilirsin. Bu pozitif bakış açısı içerisinde. Dolayısıyla Elon Musk Mars'tan arazi aldıysa bir bildiği var demek adamın diye düşünüyorum. Ben de ninelerin, dedelerin Merih'le ilgili söylediklerinde sanki bir bildikleri var gibi geliyor bana da. Belki onların da arazileri vardı orada. Ekip biçiyorlar bir yer. Belki oraya gittiler. Belki onlar da gittiler. Zaten aramızda uzaylılar varmış biliyorsun. O kısmını bilmiyorum. Bir... Başka bir programda söyleyelim mi onu da? Zaman zaman hani bu bununla ilgili böyle çok şeyler konuşulabiliyor ya hayatta. Bu konuşulabilenlerden bir tanesi de bu olduğunu daha yeni duydum ben. Birisi yani uzayla ilgili birisi öyle bir şey demiş. Yani evren yani, sonsuzluklar, sonsuz olasılıklar bir yolculuğu. Yani yumak falan diyemedim. Evren sonsuz. Bir de sürekli genişlediğini biliyoruz. Dolayısıyla kim var aramızda, kim yok kesin hüküm veremeyeceğimizi düşünüyorum ben de. Ve Amerikan sineması böyle şeyleri çok işledi biliyorsun. Yani bir Arnold Schwarzenegger'in oynadığı bir film hatırlama geldi. Terminator muydu? Terminator. Şimdi orada ne oluyor? Adama bir yumruk atıyor mesela şey canlı olan birisi. Bir bakıyoruz adamın suratında böyle bir seslerle bir değişim oluyor. O insan derisi ve yüzü gidiyor. Altından metal bir şey çıkıyor. Sonra bulanmayın diye o metali yine öbür yüz kaplıyor. Hatırlıyor musun onu? Evet. Hatta son serinin son filmi bir hanımdı galiba. Başka bir alaşım gelmişti. O çabuk çok acayip değiştiriyordu kendini mesela. Ha, alaşımlar bu kombinasyon gibi bir şey. Şimdi o filmi izlemiş birisi olarak böyle bir yani uzayı seven, uzayla ilgili düşünceleri olan, hayalleri olan insanlardan birisi. Biliyor musun? Şu anda aramızda uzaylılar var dediğinde tak aklıma o film geliyor. Diyorum ki demek ki insan derisiyle ve fizyonomisiyle oluşturdular ama içinde başka biri var filan. Başka bu yani E.T. gibi ya da canavar gibi gösterilen nerenin de üzerine insan kılıfı giydirilmiş filmler vardı daha önce zaten. Değil mi? Yani o zaman o filmlerin mi etkisinde kalıyoruz? Neyse. Ama peki bu filmleri düşünenler nasıl düşündü? Nereden çıktı bu durum? Değil mi? Şurada bak hayatımızı sürdürmemiz için ihtiyacımız olan temel şeyler var. Efendim çalışmak, para kazanmak, ekmeğini almak. Efendim evin bir başını sokacak bir evin olması. Yatağın, yorganın, çoluğun, çocuğun, eşin filan. Şimdi bunları düşünmek varken bu adam gitti de o filmin yapımcısı ya da
yönetmeni ya da yazarı nereden aklına geldi de yani aşağı yukarı 30 yıl önceki filmler bunlar neredeyse. O dönemde efendim bir canavara insan sureti giydirdi. Bir metale insan sureti giydirdi. Dünyaya indirdi. Efendim dünyada insan sayısı çok azalmıştı. Ama robotlar yönetiyordu dünyayı. Ve insan insanlığını oluşturmak için bu robotlarla çatışıyor değil mi? Robotlar ama zalimdi. Fazla kuralcıydılar değil mi? Robot hükümetler vardı. Robotlardan oluşmuş hükümet. Ama Jenny ile Tarzan bu robot hükümetlere, robotlara karşıydılar. Evet, dolayısıyla ben uzaya gittiğimde tabii eğer diyalog kurabilirsek, eğer onlar zalimlerse kardeşim bak niye böyle yapıyorsun, yapma diye karikatür gibi görünen ama kendimce yaratıcılıkları olan ya da ulan sen böyle mi yapıyorsun? Tamam ulan alırım yerden taşı, ezerim kafanı demeden önce bir diyalog kurmaya çalışırım diye düşünüyorum. O zaman bu kayıtta tekrar edeyim. Yani etmiş olalım. Sevgi sanatı ve diyalog sanatı, yani iletişim sanatını kullanırsak bir yol alabiliriz. Sanatı evet bütünselliğin içindeki vektörler değil mi? Bu evet. Parçacıklar, vektörler. Vektörler, parçacıklar ve bu parçacıkları bizim bir araya getirerek düşünmemiz lazım hayatımızda. Yani ilkel insanın yaptığı gibi bu parçacıklardan birisine ben sevgi gösterdim de ne oldu? O bana hep kötülük yaptı filan diyerek artık bundan sonra sevgi göstermeyeceğim. İnsanlara layık oldukları muameleyi göstereceğim filan gibi tepkilere savrulanlar var. Yani. Hala var. Böyle atasözleri var. Deveye bilmem ne bilmem ne filan diye böyle oldu. Tam çıkaramıyorum ama. Ben de çıkarım. Yani sevgi sanatıyla yapamadıysan, iletişim sanatıyla evet. Yapamadıysan, özen sanatıyla yapamadıysan, dolu yolu var. Yani bu yolda çabalamak, emek vermek önemli. Ha, zaten onlar çoğunlukta ve sen tek başınaysan, onlar seni anlamıyor. Zaten yapacak bir şey yok. Savaş sanatı. Evet. En son çare savaş sanatı herhalde. Kendini savunmak için. Bunu kim söyledi biliyorsun değil mi? Lao Tzu değil miydi? He? Tam söyleyemedim şeyini. Tzu. Tzu'sun. Öyle mi okuyoruz? T-S-U ne? Tamam öyle okuyoruz. Tamam. Tzu. Çinli bir imparator ve komutan. Kitap hala kişisel gelişim uzmanlarınca evet. Da önerilen bir kitap. Şimdi bizde böyle yani sanatı çok... mistik bir algıyla anlayıp içeri merak etmeden sahiplenen kişilere savaş sanatı dediğin zaman tepki gösterebilir. Ha savaşın da sanatı olur muymuş canım artık ya. Yani savaşta insanla ilgili olduğu için insanla ilgili olan her şey zaten sanat olabilir ki kaç bin yıl önce yazılmış bir kitap. Buradan da belki şöyle kapatabiliriz kaydı. Yani madem insanla ilgili olan her şey sanatla ilgili olabilir dedik ya. Doğanın kendisi sanat mı diye soracağım size bir sonraki kayıtta. Ama sanata evet diyerek ve sanata evet bütüncüllüğünü düşünerek. Sanata evet bütüncüllüğünü düşünerek diyoruz ki sanata evet.